Hadi artık aklına bir şeyler gelsin. Hadi yaz bir şeyler. Bu sefer yaz. Aa, geliyor gibi. Can, ay çok korktum. Çok tatlısın. Hayal dünyanda neler yaşıyorsun sorabilir miyim? Ben yazamıyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani sadece iki günüm kaldı. Ben doğru düzgün hiçbir şey yazamadım. Ne bileyim böyle ilham gelsin diye uğraşıyorum işte. Bir tür meditasyon. Geçelim mi eve? Şimdi cereyan yapacak, kapı kapanacak falan. Burada kalmıyor. Tamam. Hadi Sanem ya. Hadi artık bir şeyler yaz ya. Bak ne güzel güneş, yeşillik. Hadi. Geliyor. Geliyor, vallahi geliyor. Geliyor, geldi. Dikkat ettim, hiç vitamin almıyorsun. Ay, sağ ol canım. Evet. Afiyet olsun. Bakma öyle ama. Sen bakınca ben hiçbir şey yazamıyorum. Ha. Bir oraya bakayım ben. Sen de bakıyorsun ama. Tamam ben de bakıyorum ama ben baktığım zaman bir şey olmuyor. Sen bana baktığın zaman sanki böyle kilitleniyor gibi oluyorum. Ya bakma. Bakmıyorum tamam. Ay bu hiç böyle olmayacak şu anda. Benim hep sana bakasım geliyor. Sen de bana bakınca ben de sana bakmış oluyorum. Ben bu gidişte hiçbir şey yazamayacağım. En iyisi ben gideyim. Başka bir yerde yazayım. Başka bir şey olsun. Yani ilham kaç düşecek. Pardon. Bence yazdıklarına bakmayı hak ediyorum. Can olmaz. Daha doğru düzgün hiçbir şey yazamadım ki. Ben var mıyım romanında? Tabii ki varsın. Ama şu an 5 yaşındayım. Yani Zebercet'le tanışmamı yazıyorum. Bir an önce sok beni ama okuyucu sıkılmasın. Öyle mi diyorsun? Leyla ile Emre yok mu? Yok, çıktılar alışverişe. Merhaba. Hoş geldin. Yiğit'i de ben davet ettim. Deren Hanım davet etti, onun üzerine geldi. Evet. Anne ben çok acıktım, acaba bir şeyler hazırlayabilir misin? Mutfakta bir şeyler var, alırsın. Bu arada aramız biraz limoni. Cesursun. Ne yapıyoruz o zaman? Hadi biraz sohbet edelim, oturalım. Bir şeyler yok mu ya? Annem de yemek hazırlayayım. Bir istişare edelim, bu konuları bir konuşalım. Can, ben bu şekilde hiçbir şey yazamam. Benim kitabım için bir şeyler yazmam gerekiyor. Bir uzakta bir yerde ben biraz çalışayım. Belki o zaman ilham gelir. İlham? İlham'a da yemek yollayalım mı? Söyleyeyim anneme. Efendim? İlham'a yemek yollayalım mı? Sanayım beni istersen ben de gelebilirim. Kreatifim ben çünkü. Bu ikisini düğünde yan yana getirmiyorsun sakın. Buraya getirdiğiniz zaman Deren Hanım hiç dinlemiyorsunuz, laf dinlemiyorsunuz ki hiç. Hiç. İşte frontal diyorum, sinirli diyorum şimdi başlayacak krize. Konuya girme, çok sinirleniyorum artık sana CC. Ben bilimin yanındayım. Şişt. Tamam tadımızı kaçırma şimdi. Hayır çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Bugün düğün var. Çok sosyalleşeceğiz. Evet çok sosyallik gerekir.
Gece ye de sen, ondan sonra hazırlanalım. Hangi odada hazırlanacağız biz? Onu ben ayarlarım. Şimdi konuşulacak şeyler değil bunlar. Beren Hanım, insanların yanında lütfen. Aa, neden? Buyurun. Ben Emre'nin odasında hazırlanırım. Sani. Dünya kitap hediye etme günü. Çok teşekkür ederim. Ben de aldım hediye birkaç tane. Süper. Aa, ben okumamıştım bunu. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Ya olmuyor. Bilmiyorum, hiçbir şekilde konsantre olamıyorum. Sürekli bir olay oluyor. Sürekli bir karmaşa, karışıklık. Belki de kitabı yazmak için doğru bir zaman değil bu. Bilmiyorum. Benim bu kitabı yetiştiremeyeceğimi artık kabul etmeliyiz belki de. Yok ya, kusura bakma, ben öyle çok baskı kurdum, üstüne gittim. Ya, Amerika'daki fırsatı kaçırmanı istemiyorum ondan dolayı. Biliyorum, benim için çok önemli. Hayatım için çok önemli, her şeyin farkındayım. Şöyle yapalım. Sen bence o defteri bırak. Yani kardeşinin düğünü sonuçta, keyfini çıkar. Yarın kampa girersin, olmaz mı? Kamp mı? Evet. Olur mu ki? Olur tabii. Hatta ben senin için böyle güzel bir yer ayarlarım, sessiz sakin. Gece gündüz çalışırsın, iki güne yetiştirirsin. Ama şimdi keyfini çıkar. Tamam, olur. Olur, anlaştık. Çok teşekkür ederim. Yiğit'ciğim. Bir bakabilir misin? Geldim. Bir şey soracağım da sana. Can. Ne ayarlıyormuş sana bu yine? Ne saçmalıyor? Ya Can, yapma böyle. Rahat çalışabilmem için destek olmaya çalışıyor bana. Tamam, bir şey demiyorum ya. Asma suratını. Ben senin neyin neşelendireceğini çok iyi biliyorum. Bugün dünya kitap hediye etme günü. Aa, ne zamandır yeniden okumak istiyordum ben bunu. C.C.'ye de aldım. Hatta inanmazsın belki, Rıma Hanım'a bile aldım. Ben gideyim, böyle gaza gelmişken hediyeyi vereyim. Otur biraz daha, verirsin sonra.